biz belediye başkanlığımızla, sivil toplum örgütleriyle, kaymakamlık olarak doğalgazın uzun köprüye gelmesi için çalışıyoruz. Sizler zannediyorum bu perşembe günü kalabalık oluyor burası. Çoğumuz köyden geldi. Ama neden fakir? Özellikle kış geldiği zaman hava kirliliği akşam ve sabahları inanılmaz düzeye çıkıyor. Uzunköprü'nün sürekli göç verdiğini de biliyoruz. Uzunköprü'deki işsizlik durumunu da biliyoruz. Bütün bunların çözülmesinde bir katkı olması açısından doğal gazın Uzunköprü'ye gelmesi lazım. Uzunköprü'nün hem yaşanılır ve temiz olmasını sağlayacak bir çalışmadır bu, hem de Uzunköprü'ye sanayinin gelmesini de kolaylaştıracak bir çalışmadır. Birkaç hafta önce Keşan Belediye Başkanı ile bir sohbet ettim. Keşan Belediye Başkanı dedi ki, bildiğiniz gibi dedi, Keşan sınırları içerisinde organize sanayi bölgesi kurulması gündemde. Bana zaman zaman büyük sanayi şirketleri geliyor. İlk sordukları şey, altyapınız hazır mı, doğalgazınız var mı? Şimdi eğer sanayi gelecekse doğalgazında olması gerekir. Dolayısıyla bu da işsizliğe bir çözümdür aslında. Ama aynı zamanda kirlilik var, sağlık var, ekonomi de ayrı bir alternatif. Şimdi birçok insan, burada evi olanlar bilir, 10 ay boyunca 150 ile 200-250 arasında bir para öder kömüre. Kömürün iyisi, bizi, efendim onu getirmesi, götürmesi, indirmesi, onun çalışanının sigortası vesaire ayrı sıkıntılar. Doğalgaz olduğu zaman tek düğmeye basarak ısınma sorununuzu halleder. Efendim çok yandı, pencereyi açayım. Az yandı, efendim kömür at. Bütün bunlarla uğraşmaya gerek yok. Ayarlıyorsunuz kaç dereceyse o derecede devam ediyor. Şimdi birçok insanın aklında şu var. Efendim biz doğalgazla ısınabilir miyiz? Kömürle iyi ısınıyorduk biz. Çok da iyi ısınıyorduk. Ne gerek var buna? Diyenler olduğunu biliyorum. Ama işin şu yanlarını düşünmek gerekir. Temiz olması, sağlıklı olması bir kenara dur. Bakınız, ve harcadığınız parayı düşünün. Mutfaktaki, banyodaki sıcak suya harcadığınız parayı ve emeği, zahmeti düşünün. Bütün bunlar doğalgazla tek şeyle çözülüyor. Bir de ısınmayı koyun içerisine. Yaptığınız yıllık harcamayı hesaplayın. Doğalgazın her şekilde ekonomik olduğunu zaten göreceksiniz. Evet, bir 335 lira gibi bir miktarın yatırılması lazım. Bu miktar yatırılmazsa da doğalgaz gelmiyor. Efendim neden şimdiden ödüyoruz? Daha doğalgaz kapımızın önüne gelseydi de şu parayı yatırsak olmaz mıydı diyenler de oluyor. Bunda haklılık payı olmakla birlikte küçük ilçelere arkadaşlar, orta büyüklükteki ilçelere özel şirketler gelmiyor. Çünkü zarar ediyorlar. Dolayısıyla buraya eğer biz 3400 kişinin doğalgaz bedelini yatırmazsak zaten doğalgaz gelmeyecek. Dolayısıyla bu iş bize düşüyor. Bir miktar Uzunköprü'nün geleceğine yatırım yapmamız lazım. Eğer maddi durumunuz çok kötü değilse, imkanınız varsa, eviniz varsa bu parayı gelecek nesiller için yatırmak lazım. Gelecek nesiller sağlıklı, sıhhatli büyüsünler, sevdiğimiz insanlar temiz çevrede, temiz bir ilçede yaşasınlar istiyorsak bu 335 lira yatıracağız. 335 lira aslında nedir ki? Sigara içen birisi için bir aylık sigara masrafıdır. Bunları da düşünerek şu doğalgazın parasını lütfen yatıralım. Doğalgaz bağlantı bedelini yatıralım. Yani eğer imkan da varsa bu konuda efendim önce bir başkaları yatırsın. Acaba sayı kaçmış? Şu işin sonuna bir gelelim. Acaba sayıyı bulabilir miyiz gibi hiç düşüncelere kapılmayalım. Üzerimize düşen vatandaşlık görevini yapalım. Bir miktar daha Uzunköprü'nün geleceğine yatırım yapmış olacağız. Bunu düşünerek yapmak lazım. Şimdi aklınızda bir takım sorular varsa lütfen alalım. Belediye başkanımız, başkan vekilimiz de belki bir şeyler söylemek ister. Hem onun düşüncelerini alalım. Hem sizin sorularınız varsa kafanıza takılan, efendim yani şöyle bir şey var ama şu da var. Yani buna nasıl bir cevap verirsiniz dediğiniz hususlar varsa onları da cevaplayalım. Kafanızda bir şey kalmasın. Sevgili hemşehrilerim, şimdi Sayın Kaymakam bu konularda
gerekli bilgileri size verdi. Ben şuna ilave etmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımın söylediği şeyler var. Ben caydırıcı konuşmalar oluyor. Efendim işte bunlar bazı gazını pazarlasınlar diye el veriyatlar çalışma için girmişler diye söyleniyor. Oysa ki yaptığımız bu çalışma bir kongre çalışmadır. Yani uzun köprüye hizmet alma çalışmasıdır. Biz bunun sabah içerisindeyiz. Sayın Karasabı Hocam sizlerin huzurunda gerçekten teşekkür ediyorum. Neden? Yani biz uzun köprüleri yapması gereken çalışmayı bizzat temsil yapıyoruz. Bize destek oluyor bu konuda. Bizim de sizlerden isteğimiz bu 335 lira yatırıp belli bir sayıya ulaştıktan sonra uzun köprüye doğalgazın gelmesini sağlamaktır. Yani bu da bir hizmet çalışmasıdır. Bunun bizle beraber bir ders kanalı olsun, ticaret borsası. Bunlarla onlar da bizle birlikte çalışmanın içerisindeler. Onun için bu para yaptıktan sonra uzun köprüye gelecek olan doğalgazı, uzun köprüye çok büyük yenilikler, çok büyük hizmetler, çok büyük bir açılım sağlayacağını bilmenizi isterim. Onun için bu aşamada mutlaka bu 35 liranın yatması gerekiyor. Halk arasında söylenen birisi var. Efendim para yatsa da yatmasa da belli bir sayı ulaşsak da bu gaz mutlaka buraya getirecek diye bir söylenti var. Oysa öyle değil. Az önce kaymakamım da konuştuk ona. Valinin söylediği kesin bir şey var. Yani bu belli bir sayıya 3400'e ulaşamadığın zaman uzun köprüye gazında gelmeyecek diyorlar. Bunun da sebebi şu aslında, yani özel şirket buraya geldi ama belli bir abone sayısı, angajı olmuş varsa, garanti görüyorsa o zaman gelir. Çünkü yatırım yaptığında burada karar edildi, onun için gelmez. Çünkü bu sayıya mutlaka ulaşmamız lazım. Bunu da sağlayacak olan sizlersiniz yani. Sizlerin desteğiyle olacaktır bu bağlantı bedellerinin kurulması. Yani şöyle bir yanlış algılama var. Efendim bu paralar nereye gidiyor? Özel şirketin kasasına mı gidiyor? Özel şirkete mi veriyor gibi? Hayır. İl özel idaresinin devletin kasasında duruyor. Sizin adınızda duruyor ve bekliyor. Özel şirket gelip de size bağlantılar yaptıktan sonra parayı alıyor. Onun için hani özel şirketle bu işin bir ilgisi yok. Bu bir garanti olsun diye devletin hesabında para duruyor. Olmazsa iade ediliyor. Olmazsa iade etmekte de hiç sıkıntı yok. Ama olmadığını düşünmek bile istemiyorum. Yani bakın, İpsala geçen hafta içerisinde %15'i tamamladı. Yani kendisine düşen o kısmı tamamladı ve İpsala'ya kesinlikle doğalgaz gelecek. Şimdi Keşan'daki çalışmalar da sonuç verdi. Keşan'a da gelecek. Bizim uzun köprü olarak doğalgazdan istifade etmememiz demek Keşan'ın bir 10 yıl daha gerisinde kalmamız demek. Eğer bugün gelmezse, bugün bu kararı alamazsak, bu yatırım yapamazsak 10 sene sonra gelir doğalgaz. Gelirse. Şimdi bu uzun köprünün bir noktada daha geri kalması demek. Hep oturduğumuz, konuştuğumuz zamanlarda ya uzun köprü 30 yıl önce böyle miydi, 20 yıl önce böyle değildi, şöyle iyi durumdaydık, şöyle zengin durumdaydık dediğinizi biliyorum. Her konuşmamızda biz de konuşuyoruz bunları. Bize söyleniyor. Ama bu hususta da geri kalmayalım. Eğer bu hususta geri kalırsak 10 yıl sonra da söylenecekleri şimdiden ben söylüyorum. 10 yıl önce doğalgazın gelmesiyle ilgili çalışma yapıldı. İnsanımız parayı yatırmadı. Bak hala doğalgazımız yok. Keşan'da var, İmsala'da var. Denecek. Kesinlikle denecek. Onun için şimdiden üzerimize düşen vazifeyi yapmamız lazım. Az önce söyledi. Yer evlerine bir söylenti var. Yani yer evlerine doğalgaz çekilmeyecekmiş. Öyle bir şey yok. Oysa ki yer evleri daha avantajlı. Neden avantajlı? Yer evinde oturanlar zaten iki tane soba kullanıyor. İki tane soba kullanıyor odasında. Ama doğalgaz geldiği zaman direkt doğalgaz sobası kullanabilir. İlla tesisat kurulup da bir karasal tesisatı döşemesi gerekmedi. İki tane doğalgaz sobası alacak. Satacak bir metin çalışacak. Tek kül atacak, tek kömür yeri olacak. O daha avantajlı onlar bence. Yani tabii ki hem sıcak suyu hem de aygazını da kullanacak.